Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Asım selamlar. Merhabalar. Bugün ne konuşuyoruz? Var mı aklında bir şeyler? Bugün amipler olabilir, bakteriler olabilir, problem çözme olabilir. Öyle ilginç konulara girip yani hangisini daha hızlı... Aslında benim merak ettiğim bir şey var. Ben günlük hayatta çok yorgun hissederim ve hep böyle yaşlanmış hissederim kendimi. Sen bu, beni yaşlılığa mı çekmeye çalışıyorsun konu olarak? Yani sanki böyle yaşlıdan bu benim yaşlı hissettiğim halimi engelleyebilecek bir şey var mı? Amipleri de bu arada mutlaka konuşalım. Ama o böyle zaman ölüm, yaşlanma ilacı mı? <laughs> ya varsa bir kapsül alırım. Yani hap mı diyorlar, kapsül mü diyorlar? Yani bu, bunu bulduk ben kendime saklayacağım onu. <laughs> İşin şakası yaşlanmanın hala bir şey yok ama ona iyi gelen ilaçlar var. Hakikaten var. Ama yaşlanmak öyle bir şey ki bir yerden alırken bir yerden veriyorsun ilginç bir konu. Mesela hap dedik oradan girelim. Ondan sonra devam edelim. Rapamycin diye ilginç bir ilaç var. Bu aslında insanların bağışıklık sistemini regüle etmek için kullanıyor. Yani ne yapıyoruz biz bunu? Organ nakli yapılırken organ naklinden sonra ortaya çıkan problemlerden bir tanesi vücudun organı reddetmesi. Yani başka bir yerden gelen tam uyum sağlayamadığı için onu yabancı olarak tanıyıp onu reddetmesi. Dolayısıyla onun yabancı olarak tanıyan sistem bizim bağışıklık sistemimiz. Hem dışarıdaki bakterileri tanıyan hem kendi üstümüzdeki bakterileri tanıyan hem de bizim organımızı tanıyan yaralarımızı kapatan. Bütün bu sistem bağışıklık sistemi. Bu bağışıklık sistemi biraz evcilleştirmek gerekiyor diyebiliriz. Sakin, rap drop altına almak gerekiyor. Ki bizim yeni aldığımız organlara saldırmasın. Bunun için kullanılan muhtelif ilaçlar var. Bunlardan bir tanesi rapamycin diye geçiyor. Ve bununla ilgili merak edenler baksın. Çok güzel e, deneyler var, makaleler var. İşin ilginç kısmı ama rapamycini birçok değişik organizmada, yani en basit bakteri bakteri değil de maya hücrelerinden farelere ve e kadar değişik deneylerde yaşamın miktarını arttırdığına dair veriler toplandı. Bunu tam desteklemeyen veriler de toplandı. Ama ilginç bir şekilde rapamycin'in hücre kalitesini arttırmak, hücre kalitesine dediğim hücrenin daha kolay daha çok bölünebilmesini sağlayan. Ondan sonra hücreyi daha genç özelliklere sahip kıldırtan belli gözlemler yapılabilmiş bu ilaç verildiği zaman canlılar ama dediğim gibi yani bir yerden toplarken bir yandan da bağışıklık sistemini yok ediyorsun. Yani ben uzun yaşayacağım diye de fanusta yaşamak istemem. Onun böyle bir olayı var. Dolayısıyla yaşlanmak aslında çok ilginç bir konsept. Sen daha önceki sohbetlerimizde yani yayınların dışındaki sohbetlerimizde Yaşlanmak bir hastalık mı? Demişti. ya e, O son zamanlarda sorulan bir soru. Bu sorunun da bayrağını taşıyan insan David Sinclair benim hatırladığım kadarıyla. Yaşlanmak çok uzun zamandır haliyle insanlığın merak ettiği bir konu. Bunu August Weissman'dan beri, bu 19. yüzyıl önemli biyologlarından, Freiburg Üniversitesi'nde August Weissman'dan beri de ciddi ciddi ilginç teoriler ortaya çıkıyor. Çünkü uzun bir süre yaşlanmanın bir dejenerasyon, bir aşınma olduğu düşünülüyordu. Mesela fazla okside eden moleküller veya okside olan prosesler olduğu sürece, mesela mitokondride oksijenin kullanılıp enerji üretilmesi gibi, bu hücreye zarar veriyor ve o yüzden hücre yaşlanıyor diye düşünülüyordu. Ondan sonra hastalık mı acaba? Hastalık diye düşünürsek tabii şöyle bir sonuç da geliyor. Tedavi edebileceğimiz bir şey var burada. Yani değiştirebileceğimiz, ölümsüzlüğe kadar götürmenin hayalini kurduğumuz bir şey var. Ben ölümsüzlüğe kadar kolay kolay gidebildiğini zannetmiyorum. Yani aklıma onu oturtacak bir mekanizma dahi gelmiyor, öyle diyeyim. Ama o yönde koşmanın da bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok ilginç sorulara gebe oluyor. Şimdi hastalık olarak düşündüğümüz zaman ilerleyen yaşlardaki hastalıklara da yaşlılık hastalığı olarak bakmak konsepti ortaya çıkıyor. Bunlar ne? Demans, alerjilerin değişmesi ve hepimizin nefret ettiği kanser. Kanser aslında bir yaşlılık hastalığı. Kanser hücreleri yaşlanan hücrelerin uyum kabiliyetini kaybetmesiyle absürt adaptasyonlar geçirip tamamen kendisini hayatta tutmaya yönelik bölünmesi aslında. Yani biz hep diyoruz hücre bölünmesi kurallarının dışına çıkan diye. O da başka bir ifade tarzı ama kanserin aslında yaptığı belli sebepli, herhangi bir sebep olabilir. Yaşlanmada sadece sık oluyor ve hepimiz yaşlanıyoruz sonuçta. Belli bir sebepten ötürü olduğu yere uyum sağlayamayan zorlamaların içerisine girme. Buna stres diyelim. Yani kendisi stres altına giriyor ve ondan sonra belli bir şekilde adapte oluyor. Neye adapte oluyor? Kendisini sürekli bir şekilde devam ettirmeye adapte oluyor. O zaman ne oluyor? Bu e, hücre bölünmesi döngüsünden çıkmış oluyor. Dışarıdaki kontroller mesela apoptoz demiştik daha önce. Apoptoz neydi? Hücrenin kendisini öldürmesi veya başka hücrelerin gelip onu öldürmesi gibi sinyallerden de kendisini kurtarıp devam edebiliyor hayatını. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman kanserle bunun önüne geçebilmek için fikirlerden bir tanesi eğer yaşlılık hastalıksa yaşlılığın önüne geçmek. Yani bu adaptasyon kabiliyetini bir yerden azaltmak bunu. Veya kabiliyetini değil de adaptasyon ihtiyacını azaltmak. Yani hastalık mıdır diye sorduğumuz zaman böyle güzel sorular ortaya çıkıyor. Öbür türlü yani zaten yaşlanmanın bir çaresi yok. O genel aşınma işte entropi yani düzensizlik olayının her yapılan proseste kainatta artması gibi olaylara bağladığımız zaman daha bir içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Ama bilimsel literatür bize şunu gösteriyor ki biz daha az yaşlanan genetik modifikasyonlar yapabiliyoruz. Daha az yaşlanan tedaviler diyeceğim ona tırnak içinde. Mesela o metabolizmasının işleme şeklini değiştirerek bazı hücrelerin daha fazla bölünebilmesini veya daha uzun hayatta kalmasını sağlayabiliyoruz. Bunlardan en klasik olanı kaloriyi azaltmak yani verdiğimiz şekeri azaltmak. Böyle şeyler yapılabildiği için İnsanlar kendisine sormaya başlıyor. Acaba biz başka ne yapabiliriz diye. Bununla beraber yaşlanmanın doğasına dair sorular da ortaya çıkıyor. Şimdi yaşlanma bir aşınma mı dedik? Yaşlanma bir hastalık mı dedik? Ben bu ikisinin biraz daha füzyonu olan başka bir fikrin, nasıl diyeyim, savunucusu ve onu mantıklı... savunucu demiyorum. Fikir savunmak çok absürt bir şey. Yani fanatik değiliz burada. O fikri daha mantıklı buluyorum. O da ne? Benim için yaşlanmak bir hücrenin içerisinde de, bir vücudun içerisinde de uyumsuzluk problemi. Ne demek istiyorum bununla beraber? İşi basit tutalım, dolayısıyla hücrelere gidelim. Şimdi bir hücre, özellikle bir insan hücresi veya dünyada gördüğüm, bildiğimiz türlerin önemli bir kısmının hücresi ökaryotik hücre. Bu hücre şu demek, değişik organelleri var. Yani organel aslında hücrenin organına dediğimiz şey. Çekirdeği var. Çekirdeğin etrafında birinde plazmik retikulum var. Burada proteinler üretiliyor, hücrenin geri kalan yerlerine gönderiliyor falan. Mitokondriyası var. Mitokondrinin içerisinde de metabolizmayı yönlendiren birçok önemli prosesle beraber oksijen üzerinden e enerji üretimi de var. Ondan sonra başka ne diyelim? Hücrenin kendi zarı var. Hücrenin zarı da belli bir organeli aslında çünkü o, o da çok dinamik bir şey. Ve bir sürü şey var. Yani ne demek bu? Birbiriyle uyumlu çalışması gereken birçok olay var. E hücreler yani fanus içinde yaşamıyorlar. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde de yaşamıyorlar. Ve her bir hücrenin aslında Eşsiz bir çevresi var ve eşsiz bir yapısı var. Eşsizlik niye bu kadar kolay kullanabildiğim bir kelime? Çünkü o kadar kompleks, o kadar çok şeyden oluşuyor ki ufacık bir farkını yakalayıp bak bu buna benzemiyor deyip sana ben bunun eşsiz olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu hücrelerin, bu parça, hücre parçalarının her zaman bir uyum içerisinde yaşaması gerekiyor ki hücrenin kendi sistemi ayakta kalabilsin. Yani mitokondriyada çok fazla oksit molekülü, okside olacak prosesler olursa, bu abartılırsa tabii ki de hücreye zarar verecek. Bu zaten 60'larda yanılmıyorsam iyice popülerize edilen, e, reactive oxygen species teorisi üzerinden gidiyor. Bunların arttığı bir ortamda yaşlanma hızlanıyor gibi. Bu teori bazı yerlerde daha az popüler olmaya başladı. Ama bana sorarsanız bu olayın parçası. Yani yaşlanmada tek bir olay olarak göremeyeceğiz. Büyük bir fotoğrafın parçası. Çünkü birçok şekilde yaşlanmak. Onu da güzel özetlemenin yolu bu uyumsuzluk teorisiyle veya bakış açısıyla yaklaşmak. E ondan sonra başka ne oluyor? Bizim bir sürü kromozomumuz var. Bir sürü hücrenin bir sürü kromozomu var. Tek kromozomlu hücreler de var ama ona girmeyeceğim. Yani bu kromozomlar kendi içlerinde ne barındırıyorlar? DNA barındırıyorlar. DNA'nın içerisinde muhtelif tarz bilgiler var. Hem proteini yapan genler var. Hem bunların regülasyonunu sağlayan gen olmayan parçalar var. Hem telomer gibi kısalan, uzayan parçalar var. Hem inanılmaz repetitif yani kendini tekrar eden ve bu tekrarlardan dolayı DNA'nın bölünmesi sırasında onu düzgün bir şekilde bölünmeyi zorlaştıran bölgeler de var. Yani çok kompleks bir yapı. Ondan sonra bazı yerleri açılıyor, bazı yerleri kapanıyor. Ne demek? Oradaki bilgi akışı açılıyor, kapanıyor. Ama aynı zamanda fiziksel olarak da açılıyor, kapanıyor. E bütün bunlar olurken ve bütün hücreyi oluşturan bilginin kökü oradayken bunun bir entegre bir şekilde çalışabilmesi lazım. E, hücre strese girdiği zaman mesela sitoplazma içerisinde bazı stres molekülleri, proteinleri artmaya başladı. Bunu artırabilmek için kromozoma bir şeyin gitmesi gerekiyor. Ondan sonra sitoplazma içerisinde bu proteinler bir kısmı çöpe atılırken, çöpün de çalışması gerekiyor. Yani böyle prosesler içerisinde sonunda bazı yerlerde bazı değişiklikler oluyor. Ona da baktığımız zaman mesela bu chaperon diye bu proteinlerin şekil almasını sağlayan diğer proteinlerin sayısı artıyor. E buna göre hücrenin yeniden şekillenmesi lazım. E bunların sayısı arttığı zaman buna bağlı olarak mitokondriyanın içerisine kaçabilecek proteinler artıyor. E mitokondriyanın içerisinde protein kaçtığı zaman protein stres reaksiyonu vermeye başlar. Bu çok abartılı bir şekilde olursa bir noktada mesela mayalarda mitokondriyanın kendi içinde de DNA'sı var. Bunun çoğalttığı ve çok küçük annelerimizden aldığımız DNA bizim içinde o. Onu kaybedebiliyor hücreler. Onu kaybettiği zaman oksijeni kullanarak, metabolizmayı kullanarak enerji üretemez hale geliyor. Yani o ATP dediğimiz molekülleri üretemez hale geliyor. E tam burada bir şeyler olurken DNA da kendisini toparlamak zorunda kalıyor. E bütün bunlar olurken endoplazmik retikulum ne kadar proteinin gittiğini geldiğini adapte olmaya çalışacak. E bunların hızları da değişik alanlarda oluyor. Bütün bunlar olurken kromozomdan parçalar kopmaya başlıyor. Resmen. Ondan sonra bunlar yuvarlak oluyorlar. Düz yani veya iplik gibi oluyorlar. E hücreler bunların hepsini temizleyemiyor. Ondan sonra hücre kendisi geldiği zaman, hücre kendisi bu DNA regüle etmek istediği zaman onların arasında da bir ayrım yapmaya çalışacak. Böyle gidince ne oluyor? İşte biraz Arap saçına dönmeye başlıyor. Bu Arap saçına dönmesini işte toparlamak bazı konularda mümkün olabiliyor. Bunlardan bir tanesi otofaji yani hücrenin kendi kendini yemesi. Hücrenin kendi kendisini yiyip bazı parçaları en küçük yapı taşlarına kadar parçalayıp yeniden kullanabilir hale gelmiş. Yani kendi içerisinde geri dönüşüm sistemi var bir, bir nebze hücrenin. Hücreleri aç bıraktığımız zaman, özellikle nitrojen moleküllerini içeren şeylerde aç bıraktığımız zaman bunu biraz aktive edebiliyoruz. E demin bahsettiğim rapamycin ilacı da bunu aktive edebiliyor. Ve bu aktivasyon memelilerden mantarlara kadar üniversal şeylere, sinyallere tepki veriyor. E böyle bir şeyleri var. Ama bunu yaptığı zaman onun için de mesela lizozomları veya vakolleri hücre tipine göre kullanması gerekiyor. Dolayısıyla her bir şey toparladığımız zaman öbür taraftan buna bir karşılık vermemiz gerekiyor. O karşılıklar içerisinde de değişik yerler birbirine adapte olmak zorunda kalıyor. Bunun içerisinde de söylenenlerden bir tanesi, bunun bence parçası olduğu düşünülen diğer bir yaşlanma teorisi de enformasyon teorisi. Şimdi DNA dedim, kromozom dedim. DNA'nın içerisinden bilginin aktarılması, işte o nereye gidiyor? DNA molekülünden RNA molekülü yaratılıyor. RNA molekülü proteinlere dönüştürülüyor. Bazen kendi RNA üzerinden de bazı şeyleri katalize edebiliyor. E protein olduktan sonra o metabolizmayı etkiliyor. Metabolizmanın içerisinde böyle bir bilgi akışı var. Bu bilgi akışının başladığı noktalarda da tabii ki de yönlendirilmesi var. İşte kromozomun olduğu bölge kapalı olursa o kromozomun o bölgesinden olacak bilgi akışını yani gen ekspresyonunu buna diyoruz. Zorlaşıyor ve imkansız hale geliyor açıldığı zaman o proteinler oraya gelip o gen ekspresyonunu yaratabileceği için daha kolay olabiliyor. Bunun ne zaman yapılıp yapılamayacağının kaybolması kabaca bilginin kaybolması anlamına geliyor. Ve hücreler nerede ne zaman ne yapacağını bilemediği zaman aslında bu benim bahsettiğim uyumsuzluğa da geliyor. Uyumsuzluk artmaya başlıyor ve sistem yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Yani iki tane grup düşünün veya iki tane ordu düşünün. İki, bu ordulardan bir tanesi müthiş iyi iletişim kuruyor. Ondan sonra kendi içlerinde lojistik hatlarını çok iyi getirebiliyor. Askerleri yaralandığı zaman çok iyi savaş alanından çıkartıp hastanelere götürebiliyor. Her şey oturabiliyor. Her şey de taze taze. Yani genç askerleri var, dinamik komutanları var böyle bir. Bir de bunun muadili aynı boyutta bu prosesleri yapamayan, nerede ne yapacağını bilmeyen ama yine de tamamen genç, dinamik askerlerden oluşan bir ordu düşünün ve bu orduların harp etmek oldu, harbetmek zorunda kaldığını düşünün. Hangisi harbi kazanır? Tabii ki de dinamik olan ve aynı zamanda da bütün prosesleri otu Kurtup, hızlı bir şekilde iletişim kurabilen, görevleri dağıtabilen ve o bilgi kaybını yaşamamış olan hayatta kalabilir. E şimdi yaşlanmanın en genel tanımına baktığımız zaman yaşlanma nedir? Zaman içerisinde hayatta kalma kabiliyetinin kaybolmasına biz aslında yaşlanma diyoruz. Bunun üzerinden başka konulara gidiyoruz. İşte enformasyon teorisi olabilir. İşte organların böyle oldu, hücrelerin böyle oldu, beynin bilmem ne oldu, diyabet oldum, kanser oldum falan filan. Ama esas olayı zaman içerisinde hayatta kalma kabiliyeti ve hatta daha da genel bakarsak ihtimalinin azalması. Buna da bakıldığı zaman bir X, Y grafiği düşünün. O X, Y'de yüzde yüzde başlıyor. Sonra bir sigmoidal bir şekilde yavaş yavaş azalıyor. Yüzde doğru geliyor ve zaman da X skalasına zaman var. Y'de ise yüzde hayatta kalma ihtimali. Bu zaman ilerledikçe gidiyor, 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 gidiyor ve maksimum en uzun yaşamış bireyi gözlemlediğimiz noktada sıfır oluşuyor. Yanılmıyorsam insanlarda bu 120 yıl. Mesela mayalarda biz buna daha çok ıı, kaç tane hücre çıktı o hücreden diye bakıyoruz. Yani bölünme yaşlılığı diyebiliriz buna. O zaman işte %50'si aşağı yukarı 20-25 tane hücre bölünmüş oluyor. 50-60'ta sıfırlanmış oluyor bu. Böyle bir şey oluyor. Yani yaşlanma dediğimiz zaman aslında biraz bunu düşünmek gerekiyor. Ondan sonra şu sorular daha mantıklı olmaya başlıyor. Çünkü genel bir entropi kanunu var doğada her şey entropiden dolayı belli bir aşınmaya uğruyor ister istemez. Peki niye kelebek bir gün yaşıyor da insanlar ortalama 70 sene yaşayabiliyor? Veya hidra diye bir tür var. Bunlar deniz anasının sabit türleri. Böyle dururlar. Böyle deli saçları da çıkar bu arada. Einstein'ın saçı gibi. Bunların ömürleri yaşlanma göstermiyor. Yani bu bahsettiğim grafik var ya, o düz. Yani biz belki yeteri kadar deneyleri götürmedik. O da olabilir. Her zaman bunu düşünmek lazım. Çünkü her bir bulunan sonuç o işin sonu değil. Onu 10 on defa sormak gerekiyor. Bir veri gördüğümüz zaman veya biri bize bir şey anlattığı zaman. Bu, bu benim anlattıklarım da buna dahil tabii ki de. Oraya bakıldığı zaman da yaşlanmayan bir organizma var gibi gözüküyor. Şimdi değişik ada ama bu organizmanın mesela bir özelliği çok basit bir organizma. Dolayısıyla basit bir yerde yaşlanmanın olmaması daha makul. Ama bunu da çürüteyim hemen. Mantarlarda baktığımızda ne dedim ben? Tek hücreliler bunlar. Yaşlanıyorlar. Çok net sınırları var ve çok hızlı takip edebiliyoruz bunları. Yani o yüzden bakıldığı zaman ortamına göre nasıl bir yaşlanma göstereceğini düşündüğümüzde uyumsuzluğun nasıl olabileceği olamayacağı bana aşınmadan aşınmadan daha kapsayıcı bir fikir olarak geliyor. Çünkü aşınmayı her zaman yaşayabiliriz. Belli yerlerde aşınmayı hızlandırma veya yavaşlatma ihtiyacı hangi evrimsel adaptasyon neticesinde ortaya çıkıyor. Bunu daha fazla. Sorabiliriz. Şimdi aklıma bir soru geldi Asım. Seni bölüyorum ama. Dedin ya aşınmadan bahsediyoruz. Hı -hı. Aşınma dediğinde de aklıma şu geliyor benim. Mesela bir otomobilim var. 500 bin kilometre yaptım onunla. Buradan da şuna geleceğim. Bir yılda 500 bin kilometre yaptım ve aşındırdım onu. Daha az kilometre yapsaydım daha uzun ömürlü bir otomobil olabilirdi. Hı -hı. Belki 20 yıl kullanırdım. Şimdi spor yapmak ömrü uzatır mı? Kısaltır mı? Ya da bunun bir makulü var mı? Sorulardan bir tanesi bu. Kesinlikle güzel bir soru. Cevabı... Benim lab, e, doktoramda en çok duyduğum cevaplardan biri ve biyolojide maalesef bunu çok duyuyoruz. Evet ve hayır. Bu beni çıldırtan bir cevaptı. Çünkü bazen hocama giderdim sorardım. Ya bunu böyle mi yapsak? Şöyle böyle olur mu? Böyle olur mu? Evet hayır. Evet hayır. Evet hayır. Dalga mı geçiyor bu adam biri? Ama bunun gösterdiği olay şu ki yani biyolojik veya hayat içinde bulunduğu kontekstle çok alakalı olduğu için hangi koşullarda sorusun cevabını vermek yani genel bir şekilde sorulursa kaçınılmaz olarak büyük ihtimalle cevabı evet veya hayır oluyor. Dolayısıyla spor gibi bir şey sorduğumuz zaman bir abartılı mı? O var. İki, benim başka hastalıklarım var mı? Üç, yani takılıp vurup, kafamı mı kıracak mıyım? Gibi şeyler de ortaya çıkıyor. Benim görebildiğim spor bir kere yani en basitinden bir sporu yaptığımız zaman, vücut yorulduğu zaman o belli bir hormon salgıyor. O hormon da ağrıyı azaltan bir hormon. Bu açıdan belli bir mutluluk katıyor bize ve spor bizi daha da zinde de tutuyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda ben evet ömrü bir nebze uzatıyordur derim. Ama oturup bu şekilde makalelerden çok baktığım bir soru değildi bu benim. Onu açıkça söyleyeyim. Ama mesela spor yapınca metabolizmayı etkiliyoruz. Metabolizmayı biraz değiştirdiğimiz zaman ömrü etkiliyor muyuz? Evet ondan da bahsetmiştim. Mesela şeker alımını hücrelerde biz azalttığımız zaman bu bahsettiğim rapamycin gibi ilaçlara benzer bir şekilde ömrü uzattığını gösteriyor. Ondan sonra kromozomal abnormalitelerin azaldığını görüyoruz. Mitokondriyanın daha sağlıklı çalıştığını görüyoruz. Böyle şeyler var ama hatta bunu belki de bireysel tıp diye bir konsepte bağlamak lazım. Her birey gerçekten eşsiz. Bu eşsizliğin içerisinde vücudun iyi tanınıp neyin iyi gelebileceği biraz denenmesi gerekiyor. Bununla, bunun içinde bu aslında fikir o Carl von Linne zamanına kadar uzanan bir geçmişten ortaya çıkıyor. O da nasıl? İlk bu türlerin ağaçları falan ortaya çıkartıldığı zaman türler şöyle düşünülüyordu. Bir tane standart tür var, duruma göre ondan sapmalar oluyor ama aslında standart aynı. O yüzden tıp da bunun üzerinde insanlarda belli bir standardı alıyordu ve onun üzerindeki sapmalar üzerinden doktorlar kendi tecrübeleriyle biraz daha esneklik ve adaptasyon gösteriyordu. Ama şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında böyle bir standart yok. Biz onu averaj olarak kafamızda tanımlamışız. Averajlar da genelde gerçek karşılığı olmayan şeyleri anlatır. Yani bir popülasyonu anlatır ama o averajı popülasyonun içerisinde aradığınızda pek karşılaşamayabilirsiniz. Dolayısıyla bir canlıyı bir insandan veya işte veterinerler için hayvanlar da olabilir. Bir popülasyonun dağılımı olarak düşünüldüğü zaman bunun içerisinde ilgimizi çeken özellikle nereye düştüğüne bakmak gerekiyor. Onun içerisinde işte yaşlanma mesela çok alerjisi olan birinin bunun yaşlanma hastalığı mı olduğunu veya e, genetikten mi geldiğini o zaman düşünmek lazım. 50 yaşında bilmem ne alerjisi çıktı diye hemen onu oradan bu yaşlılık hastalığıdır dememek lazım. Veya yani bazı insanların kalp hastalığı oluyor, kalp sıkıntıları oluyor. O insanlara spor önerir miyiz bilmiyorum. Ama bazılarına da hiç olmuyor. O insanlar belki spor yaptığı zaman kendisini hem sosyal olarak dinç tutacak hem de vücut fiziksel olarak dinç tutacak ve daha uzun yaşayabilecek. Ondan sonra sosyallik işin içine. Bu aralar en çok görülen şeylerden biri. Sosyal insanların daha uzun yaşadığı ve daha sağlıklı mutlu yaşadığı. Ama bazı insanlar var ki sosyal anksiyete yaşıyorlar. Şimdi bu insanlar için bu reçete geçerli mi değil mi bilmiyorum. Geçerli olmayabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bu konsept içerisinde insanların birey olarak aslında eşsiz olduğunu unutmayıp ve onu denemek. Yani kendisini denemesi ve tıp da bu yöne ilerlemeye başladı zaten. Aslında soru şu mu? Yani bugünlerde çok duyuyoruz ya günde en az 2 litre su tüketin. Çok basit. Bu herkes için geçerli mi? Değil. Değildir diye düşünüyorum. Yani su bile değildir. Ben mesela çok fazla su tükettiğim zaman çok fazla tuvalete gidiyorum. O beni rahatsız ediyor. Bu benim için bir stres faktörü oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama belki yani veya herkes için 4 litre deniyor. Yani ben 1.50 boyundaysam ve 2 metre boyundaysam da aynı miktarda su mu tüketmem gerekiyor? Yani o yüzden bu kadar ufak farklılıklar içerisinde dahi bize uygun olanını biraz deneyerek anlamamız lazım. O yüzden deneme yanılma metotları bilimsel bakış açısı aslında her bireye gereken bir şey. Yani sadece doktora gittim ben oradan öğrendim tam reçeteyi aldım değil. Kaçınma, bir kere hangi doktora gidip hangi doktorun ne dediğini sorgulamak gerekiyor. Bu da belli bir bilimsel bakış açısı ve terbiye gerektiriyor. Son sorum. Dinliyorum. Bu tabii ki çok ne derler, kesin cevap verebileceğim bir soru değil. Farkındayım ama senceyi soruyorum. Hı -hı. Ölümsüzlük mümkün mü değil mi? Şu ben, an senin bilgin buna ne diyor? Ben bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. En basit sebebi um, uzaydaki entropi, yani kainattaki entropi prensibi. İkincisi, ölümsüzlük... Oradan şuna getirmek lazım. Yaşlanmanın içerisinde aslında görülen ilginç özelliklerden bir tanesi dedim ya her taraf kendi başına oynamaya başlıyor ve uyumsuzluk oluyor diye. Bu kendi başına oynamaya başlıyorun içerisinde aslında adaptasyon var. Ondan da bahsettik. Yani yaşlanmanın içerisinde fazla adapte olmak var. Eğer biz yani hücre bazında veya vücut bazında belli şeylere fazla adapte oluyorsak ve o adaptasyon içerisinde başka bir yerle uyumu kaybediyorsak bu ne demek oluyor? Ben mesela çok hızlı koşmaya adapte olduğumda belki yerimde oturmaya adapte olamayacağım. Absürt bir örnek veriyorum ama netleştiriyor bunu. Ama bir yeri geldiği zaman da yerimde oturabilmem lazım. Yoksa başka bir sebepten dolayı ölürüm. Yani yaşlanmanın içerisinde, hücrelerde de bunu görüyoruz hücre bazında. Belli bir şeye çok adapte olduğu zaman diğer oradan dönüp kıvraklık yaratma kabiliyetini kaybediyor. E bunu biz yani anneler, babalar, anneanneler, dedeler bana kızmasınlar ama orada görmüyor muyuz? Fikirler daralıyor. Herkes kendi istediğine, alışık olduğuna gitmeye çalışıyor. Yani mesela konuşulan fikirlerden bir tanesi de şudur. Eğer insanlar akıllarını çok fazla kullanmazlarsa yaşlanmayla beraber daha kolay demans hastalığına uğrayacaklar. Çünkü demans hastalıklarında da yeni hafıza oluşturma kabiliyetini kaybediyor beyin. Dolayısıyla hem fikirler daralıyor hem belki bağnazlık artıyor, yeni fikirlere açılma kapanıyor ve um, gençlikle bir önceki jenerasyon arasındaki uçurum da artıyor. Çünkü gençlik başka bir yöne adapte olmaya başlıyor. Onlar da yaşlanıp sonra dar bakışlı olacaklar. Ama burada dar bakışlı bir grup daha da var. Ama bu A'ya gidiyor, bu B'ye gidiyor. Diğer gelen C'ye gidecek. O yüzden hem nesiller arasında bir sıkıntı da oluyor, hem de bu daha çok yaşlılarda görüyoruz. Çünkü gerçekten fizyolojik olarak o kabiliyet kayboluyor. Siz sürekli bir şey yapıyor. İşte bazı insanlar 40 sene bir işte çalışıyor. 30 sene belli belli bir şey düşünmeye onun dışına çıkmak çok zorlaşıyor. Onun sebebi büyük ihtimalle o adaptasyonu kaybetmek. O kendi içindeki yaşlılığın ortaya çıkması. Dolayısıyla yaşlılığa baktığımız zaman hücreler kendileri veya vücutlar sürekli belli bir şey adapte olabiliyor. Ha, bunu sıfırlamanın bazı yolları da var ama o sıfırlamayı yaparken başka bir uyumu kaybedecek miyiz onu henüz yani büyük ihtimalle kaybedeceğiz diyor. ne kadar kötü olabilir onu kaybetmeden ne kadar yapabiliriz bunlardan henüz emin değiliz. Dolayısıyla bir yaptın iki yaptın üç yaptın ben sonunda bunun artık elde malzeme kalmadı baba yapacak bir şey kalmadı havasında ölüme gideceği kanaatindeyim. Sorunu açıkladın mı? Gayet açıkladım <laughs> tabii ki burada biyolojik bir ölümsüzlükten bahsediyoruz evet. onu da söylemekte fayda var. Peki şu ekstra bir soru olsun. Sadece düşünelim diye soruyorum. Bilincin aktarımı mümkün mü? Yani hücrenin bilgiyi aktarmasından bahsediyoruz ya. Hı hı. Sence bilincin aktarımı mümkün mü? Yani burada şundan bahsetmek istiyorum. Biyolojik ölümsüzlük okey. Mümkün olmayabilir. Oradaki uyumu kaybediyoruz. Ve entropi var. Ama velev ki bir bilgisayar demek çok komik oluyor ama bir bilgisayara bilincimizi aktardık. Mümkün mü? Yani bilgisayara direkt... Bana çok zor geliyor. Yani onu da ne, nasıl aktarmaktan bahsedin? Ne kadarını aktarabiliyoruz? Neyi aktarabiliyoruz? Çünkü öyle bir bakacak olursam belli bir analoji sana gösterebilirim. Bu nedir? Nesilden nesile DNA'yı aktarmak. Bu aslında belli bir bilincin aktarılması. Çünkü o DNA belli bir evrimsel tecrübe üzerinden oluşuyor. Belli mütasyonlar tamam, lalettan bir şekilde de oluşuyor veya belli e, stresli ortamlarda ortada e, değişerek ve onun adaptasyon sürecinde seçilmesiyle de oluşuyor. Ama belli bir bilincin ve aktarılmasının yanında belli bir şeyi de aktarmamak sistemi üzerine kuruluyor. Çünkü bir sonraki nesle onun yeniden öğrenme fırsatını vermek için öyle diyeyim. Tabii yine çok abartı ve kaba bir şekilde bu. Dolayısıyla biz kendi bilincimiz, yani benim bütün tecrübelerim, özellikle burada beyinden bahsettiğimizi varsayıyorum. Beyinsel tecrübelerimi bir bilgisayara ve bir başka bir belki sentetik bir canlıya aktardığım zaman bir ne kadarını aktaracağım? %100 aktarmak bana çok zor geliyor. Diyelim ki ben şimdi aktardım bir anda kendimi iki yerde hissetmeye başlayacağım. O olabilecek mi? E ona benzer bir örnek tek yumurta ikizleri. Onlar da birçok şey benzer başlıyorlar ama hızla farklılaşıyorlar. Yani tek yumurta ikizleri belli bir zaman sonra çok rahattır ayırt etmek. Çok küçükken daha zordur. Böyle şeyler olduğu için ve sürekli bir farklılaşma olduğu için onun da önemli kaynaklarından bir tanesi yine entropi. Hem istatistiki entropi hem de enerji entropisi bana zor geliyor. Ama belli bir sev seviyede de olabileceği kanaatindeyim. Yani ben yaşlanmaya devam ediyorum. Üzgünüm. Öyleyse. Bir Neyse, sonraki... yalnız değilsin en azından. <laughs> Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. Aslında. Görüşmek üzere. Siemens tam otomatik kahve makineleri sundu.